Kitaba Dair programına hoş geldiniz. Bugün iki konuğum var. İletişim Yayınları'ndan çıkan Eleştirel Güvenlik ve Türkiye Uluslararası İlişkiler'de Alternatif Yaklaşım başlıklı kitabın editörleri bizimle birlikte Berk Esen ve Başar Baysal'la birlikteyim bugün. Berk Hocam, Başar Hocam hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk hocam. Hemen lafı uzatmadan ben söze girmek istiyorum. Kitabınız temelde iki bölümden oluşuyor. Birinci bölüm biraz daha teorik bir bölüm. İkinci bölüm ise baya baya Türk siyasi hayatı ile ilgili bölüm. Ve siz Türk siyasi hayatı kavramını güvenlik kavramının etrafında okuyorsunuz. Barış süreci, Türk-Yunan ilişkileri, asker-sivil ilişkileri, Suriye, aklıma gelen makaleler, bunları biz diyorsunuz bu kavram etrafında okuruz falan diyorsunuz. Böyle düşünmek yanlış mıdır Berk Hocam? Ondan sonra da ben Başar Hocama soracağım. Onun Türk-Yunan ilişkileri makalesinde güvenlikleştirme kavramı daha detaylı tartışılıyor ve kendi Uluslararası İlişkiler Dergisi'ndeki makalesine referans vermiş hocam. O sonra da bu güvenlikleştirme nedir? Başar Hocama soracağım. Hocam, ben kitabınızı bu şekilde tanımladım. Yanlış mı yaptım? Siz nasıl tanımlıyorsunuz? Önce sizinle başlayalım. Buyurun. Yok hocam, aslında çok güzel bir şekilde bizim kitabımızı özetlediniz. Yani bu kitap özelinde biz eleştirel güvenlik alanındaki temel yaklaşımları, kuramları ve özellikle güncel tartışmaları analiz etmeye çalıştık. Dolayısıyla sizin de biraz önce belirttiğiniz üzere ilk bölüm daha çok kuramsal tartışmalara odaklanıyor ve çok genel konu başlıkları belirledik. İşte postkolonyal, yani güvenliğe postkolonyal bakıştan feminist çalışmaların uluslararası güvenlik meselesine özellikle nasıl yaklaştığına, güvenlikleştirme ile demokratik gerileme, hatta otoriterleşme arasındaki işteş ilişkinin nasıl gerçekleştiğine, işte eleştirel, jeopolitik ya da ontolojik güvensizlik gibi daha çok genel meseleler üzerinden kuramsal bir tartışma yapıyor ilk bölüm. Fakat devamında sizin yine biraz önce vurguladığınız üzere Türkiye siyasetini, ama daha çok da güncel Türkiye siyasetini, evet, bu kavram setleri üstünden nasıl okuyabileceğim, daha doğrusu bu kavram setleri üstünden Türkiye siyasetini okumaya çalıştık. Tabii derleme bir çalışma olduğu için aslında çok farklı akademisyenler Türkiye siyasetinin farklı alanlarına bu çalışma kapsamında değindiler. Aslında burada bence vurgulanabilecek birkaç nokta var. Bunlardan bir tanesi, özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı altında güvenlikleştirme süreci, yani o kavramın içeriğini biraz sonra Başar Hoca daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağı için ben o konuyu geçiyorum, ama güvenlikleştirme politikalarının Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı altında Türkiye'de otoriterleşmenin kapısını nasıl araladığını ve süreci nasıl hızlandırdığını biz biraz tartışıyoruz. Ve ilginç bir şekilde aslında bunu hem iç siyasette hem de dış siyasette bunun yansımalarını görüyoruz. Daha çok bu konu gündeme geldiğinde tabii herkesin aklına Kürt sorunu ya da Kürt meselesi geliyor. Aslında o açıdan belki hikayeyi erken Cumhuriyet dönemine kadar getirmek mümkün. Her ne kadar bizim çalışmamız daha çok güncel döneme odaklansa da aslında Kürt sorunu özelinde bunun çok erken Cumhuriyet döneminden başlayarak yapıldığını görüyoruz. Ama aynı zamanda ordunun siyasete katılımı ve sivil asker ilişkileri üstünden de aslında güvenlikleştirme çerçevesi, analitik çerçevesi bence bu süreci okumak açısından çok önemli bir bize veri sunuyor. Bununla birlikte özellikle mesela son dönemde çok revaçta bir konu haline geldi. Savunma sanayinin aslında teknik, teknokratik bir mesele olmanın ötesinde iç siyasete dair çok önemli bir siyasi mesele olduğunu
yine bu kitaptaki bir yazı tartışıyor. Biraz önce sizin vurguladığınız Başar Hoca'nın Cihan'la birlikte yazdığı bölüm ama aynı zamanda Sinem Adar'ın yazdığı bölüm. Yani iki tane dış politika alanında yine evet. daha çok şu ana kadar hep teknik açıdan incelenen bir konunun güvenlikleştirme çerçevesi üstünden analiz ediyor. Bu yönüyle dediğiniz gibi iki farklı bölüm. Daha kuramsal bir tartışmayla giriyoruz. Ondan sonra o tartışmaların Türkiye siyasetine nasıl etki yaptığını göstermeye çalışıyoruz. Şu çok hoşuma gitti. Yani tabii ki Türk-Yunan ilişkileri hiç çalışmadım. Feminizm çalışmıyorum ama Türkiye'de asker-sivil ilişkileri ilgilendiğim bir konu. Efendim barış süreci ilgilendiğim bir konu. Ya da işte Türkiye'de işte Kürt sorunu ilgilendiğim bir konu. Ama ben bunu kitapta farklı bir gözlükle okumak çok hoşuma gitti. Ben örneğin bu güvenlikleştirme kavramını hiç bilmiyordum. Bildiğim konuları farklı bir gözlükle okuyor olmak bana ayrı bir pencere de açtı. Bu açıdan çok da teşekkür ederim sizlere. Hazır da yeri gelmişken Başar Hocam'a dönmek istiyorum. Hocam bu güvenlikleştirmeyi bir de seyircilerimiz için tanımlayabilir misiniz? Tabii bir de benim için biraz daha böyle daha benim bile anlayabileceğim şekilde tanımlamam mümkün olabilir mi? Ya şöyle, güvenlikleştirme eleştirel güvenlik çalışmaları şemsiyesinde, genel şemsiyede diyelim, en çok çalışılan başlıklardan veya işte kuramsal yaklaşımlardan bir tanesi. Eleştirel güvenlik dediğimizde en temelde daha inşacı ve post yapısal temelleri olan bir yaklaşımdan bahsediyoruz. Ne demek yani bu güvenliği uyguladığımızda? Güvenlik meselelerinin verili olmadığını, yani realizmdeki gibi güvenlik meselelerinin işte güvenlik deyince milli güvenlik, devlet güvenliği, sınır güvenliği anlaşılır. Güvenliği sağlayacak olan kişi de veya kurumda işte ordudur, askeri güvenlik anlaşılır. Mantıklı. Bunu siz birinci bölümde geleneksel yapı evet. anlayış olarak evet. adlandırıyorsunuz değil mi hocam? Evet, yani aslında eleştirel güvenlik buna karşı çıkıyor. Hayır diyor, güvenlik meseleleri inşa olmuşlardır. Yani farklı süreçlerle. Güvenlikleştirme de işte aslında burada bu inşa sürecinde, güvenlik meselelerinin inşa sürecinde söz edimlerin etkili olduğunu, siyasi elitlerin söylemleriyle bir meseleyi güvenlik meselesi haline getirdiklerini ve bu meseleye karşı olağanüstü tedbirlerin alınmasını da bu yolla meşrulaştırdıklarını söylüyor güvenlikleştirme yaklaşımı. Aslında buradan baktığımızda kitabı buradan bağladığımız nokta neresi? Şimdi bu inşacıysa ve bir şekilde inşa oluyorsa, aslında eleştirel güvenlik yaklaşımları da bunu söyler. Bu inşanın arkasında her zaman farklı ne vardır? Çıkar hesapları vardır, güç ilişkileri vardır. Ve bunlar üzerinden inşa olur. Yani bir konuyu tehditleştiriyorsa eğer bir siyasi elit, bunun arkasında illaki siyasi çıkar hesapları vardır veya siyasi güç ilişkileri vardır. Çünkü bu bir doğru önermesidir ve doğru inşasıdır bu. Bir doğruyu inşa etmeye çalışıyordur güvenlikleştirmeyle. Dolayısıyla onun arkasındaki şeyleri göstermeye çalışır. Bu çıkar hesaplarını, güç ilişkilerini göstermeye çalışır. Güvenlikleştirme bu inşa sürecinde söz edimlerin etkili olduğunu söylüyor. Biz neden Türk-Yunan ilişkilerini seçtik? Çünkü Türk-Yunan ilişkileri bu konuda çok ne diyeyim, bunun siyasiliğini gösterme noktasında çok güzel bir case. Nasıl? 90'larda bir güvenlikleştirme akımı görüyoruz. Değil mi? 90'larda işte Kardak krizi var, işte Adalar krizi. Evet. Sonrasında işte 90'ların sonundan itibaren özellikle Avrupa Birliği süreciyle başlayan bir güvenlik dışılaştırma, yani güvenlikleştirmeden uzaklaşma sürecinin olduğunu görüyoruz. Sonra 2016'dan sonra özellikle yeniden bir güvenlikleştirme olduğunu görüyoruz. Şimdi bu sürece baktığımızda bir sinüs eğrisi gibi güvenlikleştirme geliyor, güvenlik dışılaştırma, güvenlikleştirme, güvenlik. Yani bu kadar kısa bir zamanda bile birbirine bu kadar ters olan politikaların ve pratiğe baktığımızda, Mete Hocam, pratiğe baktığımızda Yunanistan'da bir savaşımız da yok. Hepsi bir söylem. Hepsi söylem üzerinden güvenlikleştiriliyor, şey arttırılıyor, yani böyle bir gerilim artıyor, sonra düşüyor, artıyor, düşüyor. Dolayısıyla bu yapı, bu hızlı değişim aslında güvenlikleştirmenin ve güvenliğin ne kadar siyasi olduğunu, farklı siyasi konjonktür. Mesela 90'larda güvenlikçi bir yapıdan bahsediyoruz Türkiye'de ve
İşte Türk-Yunan ilişkileri güvenlikleştirmiyor. İşte 2000'lerin başından itibaren biraz daha işte güvenlik dışılaştırıcı politikaların hakim olduğu bir yapıyı görüyor. İşte Avrupa Birliği süreci var. Onun işte kriterlerine uyulmaya çalışıyor bir taraftan. Böyle Türk-Yunan ilişkileri de onunla paralel, siyasetle paralel güvenlik siyaseti de değişiyor. Ve sonrasında 2016'dan sonra özellikle belki 2013'te alınabilir şey milat. Daha sonra ne oluyor? Türkiye'de genel olarak siyasi güvenlikçi yaklaşım tekrardan yükselttiğini görüyoruz ve o ilişkiler de onunla beraber yükseliyor. O yüzden biz bunu seçmeye çalıştık. Söylemler hocam şöyle diyebilir miyiz? Yani, şimdi uluslararası ilişkilerde hakim birisi değilim tabii ki ama dogfight dedikleri havada yapılan iddialaşı ama bizim Türk-Yunan ilişkilerinde biz bu dogfight'ı sürekli yapıyoruz ve iç politikaya yönelik olarak yapıyoruz bazen de, değil mi? Kesinlikle. Zaten şu, yani biraz önce dedim ya, güvenlik inşa etme sürecinin arkasındaki çıkar hesapları, siyasi çıkar hesapları dedim ya, işte bunlar o çıkar hesapları. İşte A grubunun oylarını konsolide edebilmek, B grubundan oy alabilmek gibi farklı siyasi gayelerle ne yapılıyor? Ya güvenlikleştiriliyor ya da güvenlik dışılaştırılıyor. Farklı bir tabirle araçsallaştırılıyor. Güvenlik dediğimiz kavram farklı siyasi amaçlar için araçsallaştırılmış oluyor ki bunu Kürt meselesi olan ilgili olan bölümde çok daha net gösterdiğimizi söyleyebilirim. Başar Hocam, Pınar Bilgin'in makalesinde sen siyasal hayatta çalışıyorsun, ben biliyorum tabii ki. Pınar Hoca'nın makalesinde güçlü devlet ve özgürlükler arasında Türk siyaseti özelinde ciddi bir ikilemin olduğu, bir dikotominin olduğundan bahsediliyor. 60'lardan itibaren demiş hoca, 60 ortalarından itibaren asker, sivil ve askeri seçkinler Türkiye coğrafyasında yalnızca güçlü devletlerin ayakta kalabileceği önermesiyle özgürlüklerin artırılmasına karşı uyarıda bulunma konusunda birleştiler diyor. Akabinde açıkça söyleyelim, devletin gücü devlet toplum ilişkilerinin niteliği cinsinden değil askeri odaklı şekilde tanımlanmıştır diyor. Şimdi bunu ta erken cumhuriyetten, hatta daha öncesinden beri Türk siyasetinin temel şeylerinden de biri olan bu beka kaygısı ve sosyal darvinizmle iç içe okuduğunda bu Pınar Hoca'nın makalesiyle nasıl iç içe getirirsin diye sana sormak istedim. Yani güçlü devlet, özgürlükler dikotomisi. Evet, şöyle, Pınar Hoca'nın makalesi aslında güvenlik... Şey, çok özür dilerim, ben ya ismimi yanlış söyledim, ben Berk Hoca'ya sorayım dedim ama çok özür dilerim. Senin de görüşünü mutlaka alalım da çok affedersin. Tamam, ben kısaca hemen o zaman söyleyeyim. Berk Hoca'ya söyleyeyim sözü. Evet, kesinlikle zaten hani devletin kuruluşundan bu yana özgürlükle güvenlik arasında bir çelişki olduğundan bahsedebiliriz. Güvenlikleştirme de bunu söyler zaten. Güvenlikleştirme çalışmalarının temelinde şu vardır. Meseleler güvenlikleştirildiğinde güvenlik alanına alınırlar. Güvenlik alanının da kendine has bazı özellikleri vardır. Nedir? Gizlilik. Nedir? Kamusal tartışmanın kısıtlanması. Çünkü siz bir meseleye, bir ne bileyim gruba tehdit dediğiniz anda bu tehditle ilgili artık tartışmazsınız. Ne yaparsınız? O tehditle mücadele edersiniz. Dolayısıyla güvenlik ne yapar? Demokrasiyi kısıtlar. Güvenlik her zaman özgürlükleri kısıtlar. Güvenlikleştirme de aslında bu süreci gösteren yollardan birisi değil. Berk Hocam'a hemen devredeyim. Tamam. Evet. Buyurun hocam. Evet, aslında bence Başar Hoca güzel bir başlangıç yaptı. Yani tabii eleştirel güvenlik çalışmalarında sadece güvenlik sorunlarının ya da tehdit konularının ne olduğuna odaklanılmaz. Aynı zamanda güvenliği hangi aktörlerin sağladığı, özellikle meşru güvenlik aktörleri olarak kimlerin, hangi grupların öne çıktığı ve takip edilen politikaların bedellerinin, sonuçlarının ne olduğu, özellikle toplumsal hayata ve hatta siyasi kurumlara ve rejime olan etkisinin ne olduğu sorgulanır ve devlet merkezli ve askeri güvenlik odaklı yapma, bu soruları sormaktan ziyade toplumsal aktörler üzerinden inceler. Şimdi sizin de vurguladığınız Pınar Hoca'nın bizim kitaptaki çıkan yazısında aslında erken cumhuriyet döneminden başlayarak ama tabii o daha çok 1960 darbesi sonrası siyasi sistemin nasıl değiştiğine odaklandığı için özellikle 1960 sonrasında sivil asker ilişkilerinin temelden değiştiğini
ve bir şekilde siyasi gücü elinde toplayan aktörlerin, bu ekseriyetle askeri aktörler ama aynı zamanda sivil aktörler de var, belli konuları tehdit unsuru olarak göstererek hem rejimi ve tabii siyasi kurumları nasıl dönüştürdüklerini, hem de onu yaparken siyasi söylemi temelden nasıl değiştirdiklerini inceliyor. Ve gerçekten bu bakış açısıyla Türkiye siyasetine ya da Türkiye siyasi tarihine bakmak bence bize hem yeni araştırma konuları, yani biz bizim hem yeni araştırma konularını yönelmemizi sağlayacak, hem de bence çok farklı sorular sormaya yöneltecek. Yani belki burada birkaç noktanın altını çizmek gerekiyor. Bunlardan bir tanesi aslında erken Cumhuriyet döneminden başlayarak iktidara gelen elitlerin, sivil veya askeri elitler belli meseleleri tehdit konusu olarak ortaya koyup, bu tabii onların inşa ettiği bir süreç. Biraz önce Başar Hoca bu inşacı perspektifi çok güzel bir şekilde özetlemişti. Bu arada bir konunun güvenlik tehdidi olarak inşa edilmesi o konunun aslında güvenlik tehdidi olmadığını göstermez. Sadece orada bir süreç var ve erken Cumhuriyet döneminden, hatta sizin söylediğiniz gibi geç Osmanlı döneminden başlayarak işte belli grupların merkezi hükümetle, belli etnik ve dini grupların merkezi hükümetle yaşadığı sorunlar, talepleri, o talepleri gündeme getirmek için kullandığı yöntemler ve ona merkezi hükümetin verdiği tepkiler sonucunda belli meseleler tehdit olarak görüldü. O tehdit inşa edildi ve onun sonucunda belli güvenlik politikaları takip edildi. Şimdi 1923 sonrasında yeni bir rejim oluşuyor. 1960 darbesi sonrasında yeni bir siyasi rejim oluşuyor. Ve işte bu kırılma anlarında o tehdit konuları bazen aynı kalıyor Kürt meselesinde olduğu gibi. Evet. Ama bazen de farklılaşıyor. İşte Yükselen İslami Hareket'in tehdit olarak görülmesi, biz bunu özellikle 28 Şubat döneminde yaşadık. Özellikle sol hareketlerin, sendikal hareketlerin güçlenmesiyle birlikte 1960'lı yıllarda, 70'li yıllarda o hareketlerin tehdit unsuru olarak görülmesi ve bunun etrafında Kürt sorununun tabii tehdit olarak görülmesi erken Cumhuriyet döneminden beri devam ediyor ama 60'lardan sonra artık biraz daha kitlesel bir Kürt siyasi hareketi ortaya çıktığı için bu konuları tehdit olarak gören elitlerin tabii bu meseleleri çözmek yerine güvenlikleştirdikleri ve güvenlikleştirdikçe bu konuların siyasi alanda tartışılmasının da önünü kapadıklarını görüyoruz. Ve tabii bunun siyaseti çok ciddi anlamda daralttığını ve tabii demokratik gerilemeyi bir taraftan getirdiğini, bir taraftan belli güvenlik aygıtlarının ya da güvenlik aktörlerinin Türkiye siyasetinde öne çıkmasını sağladığını, özellikle bazı dönemlerde. Dolayısıyla bence bunu bir analitik çerçeve olarak kullanırsak 1960 darbesinden 71 muhtırasına, 80 ihtilalini 28 Şubat'a kadar doğrudan ordunun müdahale ettiği dönemleri incelemek de mümkün olur. Ama aynı zamanda sivil hükümetlerin çözemedikleri meseleleri güvenlikçi bir dille siyasi tartışmaların dışına nasıl çıkardıklarını ve onun çeşitli muhalif grupları baskılamak için nasıl bir bahaneye dönüştürüldüğünü de incelemek mümkün olur. Bu da daha çok seçim yoluyla iktidara gelen sağ popülist iktidarların aslında nasıl çoğunlukçu bir idare inşa ettiklerini ve bunun zaman içinde otoriter baskıcı bir yönetime, sivil toplumu basını baskılayan bir yönetime evrildiğini de incelemek mümkün olur. Kitabın diğer bölümlerinde aslında daha çok AKP döneminde bunun nasıl yapıldığını ve seçim yoluyla iktidara gelen bir partinin iktidardayken nasıl otoriter bir rejim inşa ettiğini yine güvenlikleştirme perspektifi üstünden analiz eden bölümler var. Teşekkür ederim. Başar Hocam, yine sizin editör olarak tabii Berk Hoca ile birlikte kitabınıza kabul ettiğiniz, değindiğiniz konulardan birisi de feminizm. Feminizm makalesi de gayet benim de çok bir şeyler öğrendiğim makaleydi. İşte alçak politika, high politics ayrımı ekseninde bu feminizm nereye oturuyor? Radikal feministler, işte standpoint feminizm, Marksist feminizm falan, işte güvenlik konusunda neler diyor? Feminizm barış konusunda neler diyor?
katıyor? Feminizm güvenlik politikalarına, düşüncesine ne katıyor? Uluslararası ilişkiler, uluslararası ilişkiler, kadın hareketine ne katıyor? Bu ikisi arasındaki ayrımlarını bir sürü güzel değişik şey öğrendim ben bu makaleden. Bu konuyu örneğin neden seçtiniz? İyi ki de seçmişsiniz de. Bunun kitaba dahil olduğu süreci ve feminist tartışmaların güvenlikle ilgili olan bir minicik özetlemeye çalıştığım hususları bir de senden dinlememiz mümkün olabilir mi hocam? Tabii ki Mete hocam. Şöyle yani neden dahil ettik, dahil etmesek olmazdı. Feminizm olmadan güvenlik, eleştirel güvenlik kitabı zaten olmayacağını düşünüyorum ben. Feminizm şimdi eleştirel güvenlik geleneksel güvenliğe karşı çıkan bir yaklaşım, 1970'lerden itibaren çıkan, işte okullar var, Kopenhag Okulu, Paris Okulu, bir de daha geniş düşündüğüm işte feminizm gibi, postyapısalcılık gibi, postkolonyalizm gibi açılımlar var. Feminizm bu noktada güvenlik anlamı, tabii ki feminizmin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimine farklı disiplinlerde çok ayrı katkıları var. Ama güvenlik alanında baktığımızda bize mükemmel alternatif bakış açıları sunuyor feminizm. Yani bizim yani normal böyle ne diyeyim doğru kabul ettiğimiz şeyleri öyle bir güzel sorguluyor ki bize ya bu da varmış dedirtiyor. Mesela kadının yerini sorguluyor. Savaşta kadının yerini sorguluyor. Kadın askerleri sorguluyor. Kadın askerlerin mesela savaş değil mi işte gittik savaş kazanıldı kaybedik. Burada kadın askerler var. Geçtim kadın askerleri burada. Savaşta işte sadece orduların çarpışmasından bahsederiz değil mi? Sadece işte. Burada kadınların çektikleri var. Erkekler askere gitti de evde kalan kadınların çektikleri ne oldu? O kadınların çektikleri bir güvenlik sorunu değil midir? Veya bu tecavüze uğrayan kadınlar var. Veya işte hayat kadını olmaya zorlanan işte savaş dönemlerinde meşhur işte çizen military bases'da o askeri üslerin yanında kurulan genel evlerde çalışmak zorunda kalan kadınlar. Güvenliği öyle bir sorguluyor ki feminizm yani bize çok güzel alternatif bakış açıları getiriyor. Mesela savaş kavramında bu böyle. Devlet kavramını anlatırken devlette bir aile devlet analojisi kuruyor ve kadının hani erkek koruyan kadın korunması gereken inşa edilmiş rollerini devlet üzerinden bakıp işte devletin baba koruyan içeridekiler de işte korunan halk ve söz vardır Türkçe'de işte kol kırılır gene içinde kalır aile içindeki şiddet nedir? Kamusal tartışmanın konusu değildir. İşte feminizm bunu getiriyor ve diyor ki aile içindeki şiddet bu şiddete uğrayan kadının güvenliği güvenliğin bir başlığı değil midir? Neden değildir? Bunu söylüyor yani neden güvenlik çalışmalarının başlığı değildir diyerek bu tür alternatif bakış açıları getiriyor bize. O yüzden feminizmi ekledik diyeyim ve çok da kıymetli oldu. Evet evet ben hiç böyle bir feminizm okumamıştım tabii bu benim eksikliğim. Ayrıca evet. Mesela ben de hiç sorgulamamıştım. Biz de hep işte savaşı erkekler yapar, kadınlar yapıyor diyelim. Savaşa karşıdırlar, barış yanlısıdırlar. Mesela bu makale içerisinde bunun mesela yeterli bir bununla ilgili bir data olmadığı, kadınların otomatik olarak barış isteyeceği, erkeklerin savaş isteyeceğine dair ki onunla ilgili işte tersli örnekler falan da verilmiş. Düşündüğüm zaman benim de bu genel geçer Galata meşhura diyelim, bu şeyin içerisinde olduğumu fark ettim. Benim için de çok değişik bir şey oldu. Berk Hocam, barış inşası aktörü olarak Türkiye yine bu sizin gene kitabı dahil ettiğiniz makalelerden birisi olmuş ama Alparslan Hoca çok basın bülteni gibi, AKP basın bülteni gibi olmuş. İkincisi çok Somali özelinde olmamış mı? Benim cehaletime de vererek ne olur uluslararası ilişkiler konusunda ben bayağı da geride olduğumu da şey yaptım ama bu sanki çok Somali çok yani şey üzerinde olmuş. Ben buradan hani çok barış inşası aktörü olarak Türkiye'yi sadece bu olay etrafında ve AKP politikaları etrafında şey yapıyorum, görebildim diyeyim. Ben sözü hemen sana bırakayım. Evet hocam yani aslında bu sorunuzda haklısınız ama tabii sanırım o metin yazılırken şöyle bir durum vardı. Bir kez tabii Türkiye özellikle AKP iktidarı döneminde yani son 15 senede
insani yardıma yönelik kaynak aktarımında bulundu. Yani aslında 1990'lara kadar zaten bu alanda Türkiye'nin adı bile geçmiyordu. Herhangi bir sistematik politika takip edilmiyordu. 1990'larla birlikte humanitarian yani insani yardım konusunda Türkiye'de hükümetler belli adımlar atmaya başladılar ama o daha çok Balkanlar ve Kafkasya'ya dönük ve belki Orta Asya'yı katabiliriz. Yani daha çok komünist rejimler yıkıldıktan sonra bağımsızlığını yeni kazanan ya da rejim değişikliği yaşayan ve bir şekilde ya Türkiye kökenli nüfusların yaşadığı ya da Osmanlı hakimiyetinde olan 19. yüzyılın sonuna kadar ülkelere Türkiye insani yardım dağıtmaya başladı. Aslında ilk defa Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıyla birlikte insani yardım yapılan ülkelerin sayısı arttı ve bölgesel anlamda da bir çeşitlilik yaşandı. Yani sanırım o nedenle daha çok bu bölümde Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin politikalarına odaklanılmış ve tabii Somali son dönemde bu yardımların daha çok odaklandığı bir ülke olarak tabii Müslüman evet. bir nüfusu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bence bazı stratejik nedenlerle o ülkeyi seçti ama bu şekilde iktidarın bir ilgisi olduğu için bu konu özelinde o ülkeye bakılmış. Yani bence de biraz daha bunu eleştirel bir okumaya tutmak evet. mümkün. Ama orada tabii şöyle bir sorun var. Bu konuda çok az çalışma yapıldığı için evet. ve aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin otoriter yönetimi nedeniyle ortada onun yaptığı yani iktidarın yaptığı resmi yayınların ötesine geçen çok fazla çalışma olmadığı için bu konuda çalışma yapan bağımsız araştırmacılar da ne yazık ki o raporlar üstünden bir analiz yapıyorlar. O da tabii yer yer resmi söylemleri benimseme noktasına gidiyor. Yani kendi adıma burada benim ilginç gördüğüm biraz bu bölümde tartışılıyor. Ama bu bölümün ötesine de geçerek bence daha fazla çalışma yapılması lazım. O da Türkiye'nin özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı altında bir insani yardım yapan aktör olarak politikaları acaba sistematik açıdan mesela Batı ülkelerinin politikalarından ne oranda ayrışıyor? Ne tip farklı söylemler ve politikalar takip ediliyor? Ve tabii bunun arkasındaki siyasi çıkar nedir? Eleştirel güvenlik perspektifi biraz burada devreye giriyor. Çünkü işte bu bölümde de anlatıldığı üzere Türkiye'de günümüz iktidar elitleri Türkiye'yi kolonyal geçmişe sahip olmayan bir ülke olarak lanse ediyorlar. Ve bu nedenden ötürü özellikle Afrika ülkelerine insani yardım götürdükleri zaman takip ettikleri politikaların Batı ülkelerinin politikalarından çok farklılaştığını iddia ediyorlar. Yerel aktörlerle daha rahat konuşabildiklerini söylüyorlar. İnsani yardım alanına gerçekten insani sayıklarla girdiklerini söylüyorlar. Tabii ki ben bu söylemlerin çok tutarlı ve doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama işte tabii onun ötesine geçmek için biraz daha kapsamlı çalışma yapmak gerekiyor ve sanırım biraz daha zaman geçmesi gerekiyor. Çünkü son 10 senede giderek yoğunlaşan politikalar var. O açıdan bizim kitaba bu bölümü alma nedenlerimizden bir tanesi de bu alan çalışmalarının Türkiye'de daha fazla yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Ve özellikle Türk dış politikasını tartışan çalışmalarda, inceleyen çalışmalarda artık insani yardım meselesine de ayrı bir bölüm açılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü en azından benim gördüğüm kadarıyla AKP iktidarını güçlendirmek için bunu hem söylemsel bir açıdan kullanıyor. İşte biz Müslüman gruplara yardım ediyoruz vurgusu üstünden iç siyasette puan toplamaya çalışıyor. Ama aynı zamanda Batı ülkelerinin unuttuğu, çok fazla yardım yapmadığı topraklara, bölgelere, ülkelere insani yardım sağlayarak dış politikada da kendisine bir alan açmaya çalışıyor. Bu açıdan çok Türkiye çok ilginç bir vaka. Başar Hocam, sizin makaleyle ilgili ben eleştirilerinizi, görüşlerinizi de alabilir miyim? Tabii şöyle, yani Barış
güvenlik nasıl, güvenliğin arkasında, güvenliğin inşasının arkasında nasıl çıkar hesapları varsa, barışın arkasında da var. Hiçbir barış süreci veya hiçbir barış müdahalesi de sadece böyle tek idealist düşüncelerle, işte barış olsun, kardeşlik olsun düşünceleriyle başlamıyor. Bunun başlaması da aslında farklı çıkar hesapları ve farklı siyasi hesaplarla oluyor. Bunun süreci de böyle oluyor. Eleştirel barış çalışmaları diye bir yaklaşım da var aslında barış çalışmalarının içerisinde. Eleştirel barış çalışmaları işte bunu sorguluyor. Bir. İkincisi de barış süreçlerinin tepeden inme olmaması gerektiğini, böyle yukarıdan aşağı liberal barış diyoruz buna, işte geldim ben, işte siz silah bırakacaksınız, siz de şöyle yapacaksınız, sen siyasi parti kurdun, öyle olmaması gerektiğini temelde, yani siyaset dediğimiz şey nedir? Bir doğru inşasında ikna sürecidir, değil mi? Toplumu ikna edebilirsek doğrularımıza, siyasi olarak başarılı olmuş oluruz. İşte dolayısıyla burada ne var? İkna var. Güvenlikte nasıl, güvenlikleştirmede toplumu ikna etme gayesi varsa bir konunun güvenlik meselesi olduğuna dair, barışta da aslında bu var. Ve eleştirel barış da buna odaklanmış. Yani barışa toplumun ikna edilmesi gerekir. Çünkü toplum ikna olmazsa o barış ne olacaktır? Ayakları hiçbir zaman yere basmayacaktır. Çok kısa bir sürede tekrardan çatışmaya dönebilecektir. İşte Kolombiya'da mesela bunu yapmaya çalıştılar. Türkiye'de bir barış süreci gördük. Ne kadar işte kapsayıcı ve halka açık bir süreçte tartışabiliriz. Dolayısıyla eleştirel barış da, barış çalışmaları da biraz daha hem bunun arkasındaki siyasi hedefleri görmeye çalışıyor, hem de buradaki ikna sürecini, buradaki inşacı bakışı ortaya koymaya çalışıyor. Başar Hocam, ikinizin Berk Hoca ile birlikte yazdığı makalede güvenlikleştirme ile demokratik gerileme arasında bir bağ kuruyorsunuz ve bunu Türk siyaseti üstünden okuyorsunuz ve benim de gerçekten çok şey öğrendiğim bir makale oldu. Bu demokratikleşme ve demokratik gerileme ve güvenlikleştirme arasındaki ilişkiyi ilk olarak bir sizden dinleyebilir miyim? Tabii ki hocam. Biraz önce Pınar Hoca'nın makalesinden bahsederken de bahsetmiştim aslında. Güvenlikle özgürlük arasında veya demokrasi arasında bir ilişki var. Daha fazla güvenlik her zaman daha az özgürlük oluyor. Güvenlik için özgürlükler kısıtlanıyor. Güvenlikleştirme de aslında bu süreci göstermede çok güzel bir araç. Çok güzel bir kuramsal araç olduğunu düşünüyorum ben. Güvenlikleştirmenin kurucularından Olay Weaver'ın söylediği bir şey var. İşte güvenlik alanının bazı özellikleri vardır. Bu özellikler nelerdir? İşte kamusal tartışmanın kısıtlanması, eleştiriye kapalılık, askerileşme, konunun militarize olması gibi bazı sonuçlar getirir güvenlikleştirme. Bir konuyu güvenlikleştirirseniz onunla askeri olarak mücadele edersiniz artık. Bunu mecliste veya ne bileyim tartışma programlarında artık tartışamaz hale gelirsiniz ki tartışanlar da bu sefer tehditleştirilebilir dolayısıyla. Dolayısıyla güvenlikleştirilen mesele neyi getiriyor? Bir demokratik kısıtlama getiriyor. Çünkü biraz önce söylediğimiz kamusal tartışma, eleştiri, bunlar nedir? Demokrasinin en temel esetlerinden, en temel vurgularındandır aslında. Dolayısıyla güvenlikleştirme ne getiriyor? Bir demokratik kısıtlama getiriyor. Diğer taraftan da baktığımızda bu ilişki aslında tek yönlü bir ilişki değil. Güvenlikleştirme nasıl demokratik gerileme getiriyorsa, demokratik gerileme de güvenlikleştirmenin ne yapıyor? Önünü açıyor bir şekilde. Çünkü neden? Bunların kısıtlandığı yerde, kamusal tartışmanın, demokrasinin kısıtlandığı yerde güvenlikçi politikalar uygulayabilmek daha kolay oluyor. Neden? Çünkü artık demokrasi yok. İkna etmek daha kolay veya ikna etme şartınız, toplumu ikna etme şartınız ne olmuş oluyor? Ortadan bir yerde kalkmış oluyor. Dolayısıyla çift yönlü bir ilişki olduğunu söylüyoruz biz güvenlikleştirme ile demokratik gerileme arasında. İşin ampirik kısmı ile ilgili ben Berk Hocam'a bırakayım, o daha güzel açıklayacaktır. Evet hocam, Berk Hocam buyurun lütfen. Evet, yani tabii
Türkiye bence bu güvenlikçi politikalarla demokratik gerileme arasında ilişkiyi görmek açısından yani Türkiye çok önemli bir örnek vaka. Her ne kadar daha çok AKP dönemine bizim kitabımız odaklansa da aslında Cumhuriyet tarihinin farklı dönemlerinden de burada örnekler verilebilir. Ama özellikle örneğin 2016'daki darbe teşebbüsü sonrasında Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı tabii ki orada bir rejime çok açık bir tehdit var ve zaten darbe hiçbir koşulda savunulamayacak bir hareket. Ama darbe sonrasında sürekli rejim ağır bir kırılma yaşıyor vurgusuyla, ağır tehdit altında olduğu iddiasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere AKP iktidarı kendisine muhalif olan ama aslında askeri darbeyle alakası olmayan grupları da içine alarak birçok muhalif grubu tasfiye etti. Ve bunu güvenlik tehdidi üstünden kamuoyu önünde meşrulaştırarak yaptı. İşte Barış Çin akademisyenler buna çok güzel bir örnek ama KHK'lar yoluyla başta üniversitelerde ama bürokrasinin farklı alanlarında işini kaybeden on binlerce insan var. Ve bunların çoğu aslında 2016 darbe teşebbüsüyle hiçbir alakası olmayan insanlar. Ama tabii ulusal güvenliğin tehlike altına girdiği vurgusunu mütemadiyen iktidar elitleri yaptığı için muhalefet de aslında uzun süre bu konuda yorum yapamadı. Çünkü herhangi bir eleştiride bulunduğu zaman o güvenlik meselesi olduğu için iktidar çok rahat kendisine yöneltilen her eleştiriyi sanki ülke güvenliğini tehlikeye atan, ülkenin güvenliğini sorgulamaya açan bir aktör olarak muhalefeti tanımlayacaktı ve onun için muhalefetin, basının, yargının, sivil toplum örgütlerinin müdahale edemediği bir durumda iktidar çok rahat bir şekilde muhaliflerini tasfiye etti. Ve tabii işte bu güvenlikçi politikalar üstünden biz Türkiye'de muhalif basının, muhalif STK'ların özellikle mesela Gezi protestoları sonrasında AKP iktidarının o protestoları ülke güvenliğine yönelik bir tehdit olarak yansıtıp o protestolara katılan hem sivil toplum örgütlerini hem tabii bireyleri bir güvenlik tehdidi olarak yansıttılar ve onun üstünden onları zayıflatmaya çalıştılar. Yargılamaların önü açıldı ve tabii Gezi davası sonucu da hala hapiste olan birçok bizim aydınımız var. Evet. Yani dolayısıyla burada aslında çok farklı konularda ama özellikle tabii Kürt meselesinde iktidarın somut olarak bir konuyu güvenlikçi bir dille yorumlamaya başladıktan sonra kademe kademe muhalefeti nasıl zayıflattığını ve bu sayede bürokrasiyi arkasına alarak, yargıyı partizanlaştırarak aslında demokratik sistemi nasıl çökerttiğini incelemek mümkün. Fakat aslında bu kitap özelinde benim en azından çok faydalandığım ve çok ilginç bulduğum bir bölüm, yine bu konuyla alakalı olduğu için çok hızlıca gündeme getireyim. Burak Bilgehan Özpek'in yazdığı Kürt sorununa dair olan bölüm. Evet. Şimdi biz bugünkü tartışmada hep Kürt meselesinin nasıl güvenlikçi politikalara meze edildiğini ve bu sayede demokratik gerilemeyi getirdiğini analiz ediyoruz. Ama Bilgehan Hoca bizim kitap için yazdığı bölümde aslında çözüm süreci özelinde güvenlik dışılaştırma politikalarının bile iktidar elinde muhalefeti gayrimeşru hale getirmek için bir bahaneye çevrilebileceğini de gösteriyor. Çünkü çözüm sürecinin başladığı işte 2000'ler sonu, 2010'lar başı aynı zamanda Türkiye'de yavaş yavaş Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çoğunlukçu politikalarının öne çıktığı ve demokratik gerilemenin de hızlandığı bir dönemdi. Ve o dönemde ana akım muhalif grupların AKP'ye yönelttiği eleştirilerin üstü AKP'nin çözüm sürecini yürütmesi hasebiyle örtüldü. Yani burada AKP güvenlik dışılaştırma sürecini yani Kürt sorununu artık tartışılabilir bir konu haline getirme yani olumlu bir politikayı araçsallaştırarak kendisini eleştiriler üstü bir yere konumlandırdı. Yani aman AKP'yi eleştirmeyin, şu an çok kritik bir çözüm süreci yürütülüyor. Dolayısıyla o süreç
sekteye uğrar. O da Türkiye demokrasisine olumsuz bir yansımada bulunur. Eleştirisi hep yapıldı. Halbuki o esnada AKP'nin diğer politikaları eleştirilmediği için zaten çözüm süreci de çöktü. Ama çözüm süreci sonrasında çok daha otoriterleşmiş bir ülkeyle karşılaştık. Dolayısıyla güvenlikleştirme politikaları da, fakat zaman zaman güvenlik dışılaştırma politikalarda araçsallaştırıldığı durumda demokratik gerilimin önünü açabiliyor. Evet, yani o makaleyi atlamışken hazır. Ben bir soru da daha sorayım. Bilgehan Hoca'nın makalesinde ulus devletin güvenlik paradigması ve Kürt sorunu ilişkisi çok güzel bir şekilde özetleniyor. Başar Hocam, bunun üstüne aslında Türk milliyetçiliğinin doğasını da ekleyebilir miyiz? Çünkü orada da böyle bir bölünme, paranoyası demeyelim ama tedirginliği üzerine, korkusu, endişesi üzerine bina olan bir Türk milliyetçiliği var. Bunu da dikkate almak gerekmiyor mu? Sadece güvenlikleştirme, güvenlik dışılaştırma, o çok güzel, ben öğrendim, bunu hep kullanacağım ama bir de Türk milliyetçiliğinin doğasını buraya eklemek gerekir mi, ne dersin? Mete Hocam, eklenebilir kesinlikle, ufuk açıcı olur. Yani şöyle, bizim söylediğimiz şeyler tek bunlar doğru değil. Zaten tabii bunu ki, söylersek tabii biz ki, inşaatçı bakışımıza ters olmuş oluruz. Biz konuları bu perspektiften de açıklanabildiğini sadece iddia ediyoruz. Dediğiniz nokta biraz ontolojik güvenlik üzerinden yapılabilir. Şimdi ontolojik güvenlik dediğimiz kimliğin ve kimlik istikrarının aslında güvenliğin merkezine koyulması, istikrarlı bir kimliğe sahip olma. Ve istikrarlı bir kimliğe sahip olmanın temel varlıklarından birisi nedir? Bir diğer olmasıdır. Yani beni tanımlamak için bir diğere ihtiyaç vardır. İşte Türk milliyetçiliğinde de mesela bundan bahsedebiliriz. İşte Türk milliyetçiliği kendi kimliğini tanımlaması için neye gerekir? Bir diğer gerekir. Bu diğer düşmanlaştırılıyorsa bu kimlik inşası çok daha güçlü olur. Bahar Rumeli hocamızın çok güzel çalışmaları var bu konuda. Bu diğer dediğimiz, işte burada Kürt meselesi diyebiliriz, işte Yunanistan diyebiliriz, farklı farklı diğerler bulabiliriz. Farklı referans nesneleri için farklı diğerler bulabiliriz. Eyvah, i̇şte bu bizi Derida'ya ya da Carl Schmitt'e falan götürecek neredeyse. Yani dolayısıyla bu diğer düşmanlaştırılırsa o kimlik o kadar istikrarlı olur. Doğru. Ve o kadar kendisine ne bulur? Argüman bulabilir. Dolayısıyla bu konunun güvenlikleştirilmesi, yani tehditleştirilmesi, ne demek istiyoruz tehditleştirilmesi? Düşmanlaştırılması, o diğerin düşmanlaştırılması da aslında bu yakada, diğer yakada ne sağlıyor? Belli bir kimlik istikrarı ve süreklilik bir istikrar sağlıyor diyebiliriz yani. Berk Hocam, sanıyorum senin de söylemek istediklerin var bu konuda. Ben ama hemen şunu ilave etmek istiyorum. Makalede işte kendi kendini besleyen barış, stratejik barış, negatif barış, pozitif barış, çok güzel yeni kavramlar öğrenmiş oldum. Hem Başar Hocam'a sorduğum soru hem de makalenin sonuç bölümünde de tartıştığı şeyi de Berk Hocam sana sorayım. Çözüm süreci niye başarısız oldu? Çözüm süreci başarısız oldu çünkü aslında çözüm sürecini başlatan aktörlerin bu süreç sonunda ulaşmaya çalıştıkları hedeflerle kamuoyuyla paylaştıkları hedefler birbiriyle uyumsuzdu. Çözüm süreci, yani sonuçta aslında Kürt sorununu demokratik yollarla çözmek olarak okunursa benim de çok rahat destek vereceğim ve bir noktada Türkiye'de gerçekleşmesini umduğum bir mesele. Ama tabii Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti özellikle, gerçi o dönem başbakandı, dönemin başbakanı Erdoğan'ın, benim gördüğüm kadarıyla ve tabii biraz da bu kitaptaki Bilgehan Hoca'nın yazdığı bölüm özelinde de bunu söyleyebiliriz. Çözüm sürecinin başlatmasının nedeni aslında Türkiye'de inşa etmek istediği yeni rejime, İşte o sonra Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine evrildi ama biraz daha kişiselleşmiş bir otoriter rejim olarak bunu okuyabiliriz. Kürt siyasi hareketinden destek bulma çabasıydı. Ve dolayısıyla onu yaparken aslında demokratik bir parti olan HDP'yi ya da onun öncesindeki muadilini, çünkü HDP 2014 yılı itibariyle ortaya çıktı ama çözüm süreci daha önce başlamıştı. Sonuçta seçmenlerin desteğini alan bir siyasi partiyle görüşmek yerine
ne olursa olsun elinde silah tutan bir örgütle ve tabii onun lideriyle görüşmeye çalıştı. Bu süreç meclise bir türlü taşınamadı, bir türlü popülerleştirilemedi ve tam olarak o görüşmede iki tarafın ne istediği bile net bir şekilde ortaya konulamadı. Ve o nedenle bu sürecin sonuna doğru Cumhurbaşkanı olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin oy kaybetmeye başladığını fark etmesi ve daha da önemlisi Selahattin Demirtaş'ın seni başkan yaptırmayacağız açıklamasıyla Haziran 2015 seçim öncesiyle o çağrı çok net bir şekilde sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'a değil bence kamuoyuna da Kürt sorununun Türkiye'de Erdoğan özelinde ya da Erdoğan etrafında cisimlenmiş bir kişiselleşmiş otoriter sistem kurma pahasına görüşülmeyeceği mesajını da vermiş oldu. Zaten Sayın Demirtaş bence bu nedenle hala hukuksuz bir şekilde hapiste tutuluyor. Dolayısıyla çözüm süreci biraz bu nedenle çöktü. Umarım bundan sonraki süreçte Adalet Kalkınma Partisi iktidarı sonrasında tekrardan demokratik bir bu konuda müzakere süreci başladığı zaman süreç iktidardaki parti tarafından araçsallaştırılmaz. Tabii ki biraz önce Başar Hoca söyledi, barış inisiyasında da o sürece katılan aktörlerin siyasi çıkarları vardır. O çıkarlar zaman zaman birbiriyle çatışabilir ama demokratik kamuoyu daha bu sürece müdahil olursa muhalefet partileri basın üstünden tartışmalar biraz daha zengin bir şekilde cereyan ederse o zaman o çıkarların ötesinde de bir süreç inşa etmek mümkün olacaktır. Başar Hoca'nın uzmanlık konularından bir tanesi de Kolombiya'daki barış inşası sürecidir. Her ne kadar bu kitap konusunun dışında kalsa da ve orada mesela çok daha derinlikli bir süreç yürütüldüğünü görüyoruz. Ben bu milliyetçilik meselesini yani Başar'ın söylediği bütün noktalara katılıyorum. Belki şöyle bir noktayı vurgulamak doğru olur. Şöyle bir noktayı ekleyebilirim. Yani bu uluslararası ilişkiler literatüründe oyalayıcı çatışma olarak adlandırılır. Aslında iç siyasette zayıflayan iktidarlar ayakta kalabilmek için tabii ki seçmen desteğine ihtiyaç duyarlar ve özellikle seçimleri kazanmak için kampanya dönemlerinde belli milliyetçi meseleleri gündeme getirerek, çatışma konularını kaşıyarak seçmenleri kendi arkalarında konsolide etmeye çalışırlar. Bu zaman zaman dış politikada bazı milliyetçi temalar üstünden çatışma konularını gündeme getirmek olarak tezahür eder. Biz özellikle bunun Türk-Yunan meselesinde ya da Türk-Yunan ilişkilerinde görüyoruz. Kardak krizi de yanlış hatırlamıyorsam Tansu Çiller'in zayıflayan iktidarını biraz güçlendirmek için araçsallaştırdığı bir meseleydi. Günümüzde de bence benzer şekilde gündeme geliyor. Ama aynı zamanda milliyetçilik sonuçta iç siyasette de çok kullanılan bir tema. O işte Türkiye'de mesela beka siyaseti üstünden zayıflayan Cumhur İttifakı'nın seçimleri kazanmak için bazı meseleleri stratejik olarak gündeme getirdiği, kaşıdığı, üstüne gittiği ve bunun buna milliyetçiliği araçsallaştırdığı bir durum. Dolayısıyla Türkiye'de biz hem dış siyasette hem iç siyasette bunun çok yapıldığını görüyoruz. Örneğin Haziran-Kasım 2015 seçimleri arasında Türkiye'de yaşanan gelişmeler, yani ekonomik kriz nedeniyle Adalet ve Kalkınma Partisi parlamentoda çoğunluğunu kaybediyor Haziran 2015 seçiminde ve sonrasında adeta aktif bir çatışma politikası takip ederek AKP iktidarı siyasi gündemi değiştiriyor ve ekonomik sorunlardan terör meselesine gündemi getiriyor ve bu Kasım 2015'te oylarını arttırmasında bir etken oluyor. Tek bir neden değildir tabii. Dolayısıyla milliyetçiliğin bunlar çok teşne bir ideoloji olduğunu belki söyleyebiliriz. Başar Hocam, sürecin başarısız olmasıyla ilgili sizin de söylemek istedikleriniz vardır diye düşünüyorum. Ben biraz daha teknik aslında bakıp söylemek isterim. Berk Hocam aslında işte inşallah ileride daha demokratik bir süreç, daha kapsayıcı bir süreç olur diye zaten bunu ifade etti. Barış süreçlerinde iki temel husus var. Açıklık ve kapsayıcılık.
İşte aslında biraz önce dediğimiz bu ne için çok önemli? Toplumu ikna için çok önemli. Bir barış süreci ne kadar topluma açık olursa toplum ne olur? Bu konuda bilgilenir. Süreçte neler yapıldığı, neler tartışıldığı noktasında bilgilenir. Ve ne olur? Buna daha çok ikna olabilir. İşte Türkiye'deki süreçte açık bir süreç olduğunu görmedik biz. Yani ne oldu? Birileri bir şeyler konuşuyordu ama ne konuşuyor? Nereye varacak? Yani bu sürecin sonunda af mı olacak? Nereye varacak? Ne kararlar alınacak? Ne tartışılıyor orada? Bu tamamen topluma kapalıydı. Açık bir süreç yoktu. Aktörler açısından da bakacak olursak, özellikle Kürt tarafının aktörlerinde bir ne diyelim tutarsızlık olduğunu ben düşünüyorum. Biraz daha hani siyasi bir şey olacak ama. Çünkü birbirleriyle birinin dediğini birisi yalanlıyor. İşte Kandil'in dediğini yok işte biz ona katılmıyoruz. İmralı'nın dediğine öteki katılmıyoruz gibi bir bütünleşme sağlayamadılar. Bu bence sürecin başarısı. Berk Hocam'ın söylediği zaten süreç siyasetle başladı, siyasette bitti. Bu konuda hemfikiriz. Ama hani diğer tarafta da bir siyaset var. İşin aslı. O tarafını da görmek lazım ki kitap bölümünde bundan da çok net bahsediliyor. Bir diğer husus, şimdi masaya oturan aktörlerin gücü çok önemli. Mesela Kolombiya'da FARC masaya oturduğunda 2012 yılında hatta 2011'de gizli görüşmelerle başladı süreç. FARC'ın hem materyal anlamda hem de ne diyeyim toplumsal destek anlamında kolu kanadı kırılmıştı. Ondan önce çok güçlü bir mücadele olmuştu diyelim. O mücadelede çok fazla insan hakları ihlalleri vardı. O ayrı bir mevzu. Ama mesela 2013'te veya 2009'daki süreçte PKK böyle güçsüz başlamadı sürece. Yani belki mesela 99'da Öcalan yakalandığında PKK'nın o yaşadığı o güçsüz dönemde süreç başlatılsa böyle bir şeyden bahsedebilirdik. Ama böyle olmadı. Bu süreçte çok güçsüz değildi. Bilakis devam eden süreçte özellikle bu Suriye'de IŞİD'le mücadele sürecinde PKK uluslararası toplumdan hem materyal anlamda biliyorsunuz işte silah desteği hem de destek yani toplumsal destek anlamında moral support dediğimiz anlamda da birçok destek aldı ve bu ne yaptı? PKK'yı güçlendirdi. O masadaki gücünü arttırdı. Dolayısıyla o sürecin bence başarısızlığa uğramasında işte PKK'nın burada işte biliyorsunuz Avrupa'da resimler çıktı işte PKK'lı kadın teröristlerin erkek teröristlerin işte bunlar mücadele ediyorlar şöyle yapıyorlar böyle yapıyorlar diye meşrulaştırıldı bir moral support edildi. Dolayısıyla gücü arttı. Bu güç artış sürecinin de ben sürecin başarısız olduğunda çok etkili olduğunu düşünüyorum. Ve tabii ki işte bu açıklık, kapsayıcılık bunlar genel normlar. Yani barış süreçlerinde işletilmesi gereken genel normlar. Türkiye'de bu süreç işletilmedi. Akil insanları vardı ama akil insanlar gidip insanlara süreci anlatmadılar. Daha ziyade insanlar ne düşünüyor diye bir ne diyeyim nabız yoklaması yapıp evet. Rapor hazırladılar gibi oldu. Çünkü onlar da bilmiyordu ki ne konuşulduğunu. Öyle bir süreç vardı yani. Evet, ben Berk Hocam'a katkı babında bir iki bir şey söylemek istiyorum. Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde olmasıyla ilgili bir noktanın altını çizdin. Çok doğru bir noktaydı bu. Çok yakın bir tarihlerde, ya birkaç gün evvelinde Sayın Demirtaş, ben istesem bugün akşam yemeğimi evimde yerim, hatta Cumhurbaşkanı'nın özel uçağıyla evime dönerim deyip devamını getirdi. Çok doğru, yani cezaevinde neden olduğunu biliyoruz. Hakeza ki Sayın Kılıçdaroğlu da bu noktanın altını çizdi Halk TV'deki konuşmasında. Yine bir noktanın daha altını çizmek istiyorum. Makalede stratejik barış diyor çözüm sürecine. Burada da temel esprinin stratejik barışı koruyan tek koşul tarafların çatışmasızlık halinin çıkarlarına hizmet edeceğine ikna olmasıdır diyor. O zaman yani bu da tabii ki naçizane benim görüşüm. Bizlerin bu toplumun okuyan yazanları, entelektüelleri falan olarak gerek devlete yakın duranları, gerek örgüte yakın duranları masaya oturmaları yani çatışmasızlık durumunun hepimizin çıkarına olduğu konusunda iknaya zorlamamız gerektiğini düşünüyorum. Bu da sadece benim görüşüm. Suriyelilerle ilgili olan makale, Birgül hanımefendinin kaleme aldığı makale dedi ki rakamlar çok ilgimi çekti. Onları yine bir şekilde burada olduğunu aklımda tutmam gerekiyor. Çok güzel derlenmiş, toparlanmış. Peşinde de İYİ Parti, CHP, HDP bu partilerin bu konuyla ilgili temel görüşleri şey yapılmış. Şimdi tabii ki o makalenin yazılmasını
kazandığı tarihte bunu tahmin etmesi ya da yazması belki beklenemezdi bile, ama daha ufak tefek partiler bütün büyümelerini, ki bakıyoruz kamuoyu yoklamalarında bu partiler bir anda görünür hale falan geldiler. Suriye ile ilgili bayağı Nazi Almanyası'nı aratır vari söylemlerine borçlu olur hale geldiler. Ben makalede bahsedilenlerin haricinde, yani tek tek CHP şunu mu diyor, HDP bunu mu diyordan ziyade, ve son durumda bu siyasi partilerin, özellikle daha marjinal partilerin bir anda daha görünür kılan söylemleri sizlere sormak istiyorum. Berk Hocam, sizden rica edebilir miyim ilk önce? Tabii. Aslında ya sanırım hocam sizin referans yaptığınız ya da vurgulamak istediğiniz parti özellikle Zafer Partisi. Evet, yani evet, son dönemde evet. Ümit Özdağ'ın kurduğu, işte 2021 yılında sanırım kurulmuştu. Evet, evet. Parti göç karşıtı bir söylem kullanarak özellikle de sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajlarla çok hızlı bir şekilde kamuoyunda tanınır bir hale geldi. Tabii ki seçimler yapılmadığı için oy oranı konusunda bir fikre sahip değilim, ama anketlerde de yaklaşık 1-1,5 puanlık, bazı anketlerde 2 puana ulaştığı görülüyor. Çok başarılı olmamakla birlikte sıfırdan kurulan bir parti olduğunu düşünürsek çok da kötü olmayan, yani kötü derken yani çok da düşük olmayan. Altılı masanın bazı üyelerinden daha fazla. Evet, evet. Dolayısıyla böyle bir fenomenle karşı karşıyayız. Yani tabii burada bence çok ilginç birkaç mesele var. Bunlardan bir tanesi Türkiye. Şu an ülke genelinde bulunan göçmen sayısı itibariyle dünya genelinde birinci sırada yer alıyor. Şimdi böyle bir ülkede göç karşıtlığının yükselmesini bekleyebiliriz. Bu aslında sosyal bilimler kuramları açısından da çok mantıklı bir durum. Tabii, tabii. Ama öte yandan çok ilginç olan, bu bölümde de aslında biraz, bu kitaptaki bölümde de biraz anlatılıyor ama aslında Türkiye'de iktidar partileri de, muhalefet partileri de bu konuda müthiş negatif, olumsuz, göçmen karşıtı bir dil benimsemediler. Ve bu kendi içinde aslında bir ilginç bir soruyu gündeme getiriyor. Çünkü genelde iktidarda olan sağ popülist partiler, işte Avrupa'da ve başka dünyanın başka bölgelerinde göçmen karşıtı bir dil kullanırken AKP böyle bir dile saptanmadı. Tabii ki bu bölümde de anlatıldığı üzere AKP'nin de takip ettiği politikalar ve kullandığı söylem tutarlı değildi. Zaman zaman bu meseleyi araçsallaştırdığını, işte göçmenleri, Suriyelileri otobüse atlarız, sınırdan geçiririz diyerek bir dış politikada bir silaha çevirmeye çalıştığını gördük. Ama öte yandan kapıları tamamen kapatan ve müthiş göçmen karşılığını benimsemediler. Şimdi bu zaten kendi içine ilginç bir durum. Ama aynı zamanda muhalefet partilerinde, CHP zaten merkez soldan gelen bir parti olarak belki bunu yapmamasını normal karşılayabiliriz. Ama örneğin muhalefette olan ve iktidara eleştiri yönelten İyi Parti'nin de bu meseleyi araçsallaştırmadığını, müthiş göçmen karşıtı bir çizgiye savrulmadıklarını görüyoruz. Yani bunu ben aslında takdir ediyorum. Çünkü meseleyi çok daha sert bir şekilde tartışabilirlerdi. Sanırım Zafer Partisi İyi Parti'nin bu konuyu çok ön planda tutmamasına bir tepki olarak bu meseleyi stratejik bir şekilde kullanıyor. Evet, ama evet. İlginç olan mesela birçok Batı ülkesinde gördüğümüz şekilde göçmen karşıtlığı Zafer Partisi'ni hızla yükseltmedi. Yani belki de bu konunun şu anki yani siyasi gündemde öne çıkmamasının bir nedeninin bu konunun üstünün örtülmesi, soğutulması olduğunu da düşünebiliriz. Aslında ekonomik kriz Türkiye'de seçmenler nezdinde çok daha ön planda olan bir konu. Ama Türkiye bu yönüyle aslında çok ilginç bir vaka olma özelliğini taşıyor. Başar Hocam, sizin ekleyeceğiniz bir şeyler var mı? Ben de kısaca ektim. Türkiye'de göçmenlerin, Suriyeli göçmenlerin güvenlik meselesi olarak görülmesi çok ilginç. Yani diğer şeylerle, diğer ülkelerdeki süreçlerle biraz ayrışıyor. Güvenlikleştirme kuramıyla da biraz tersleşiyor. Çünkü bir konunun güvenlikleştirilmesinde biz dedik ki siyasi elit bir konunun güvenlik meselesi olduğunu söyler ve halkı ikna eder. Türkiye'de süreç böyle işlemedi. Bu aslında biraz yukarıdan aşağı top down bir yaklaşım değil mi? Siyasi elit toplumu ikna ediyor.
Türkiye'de Birgül Özü'nün çalışmasında da göreceksiniz. Siyasi partilerin çoğunda böyle bir göçmenleri, Suriyeli göçmenleri, özellikle iktidar partisinde, muhalefet partilerinde de, bu Zafer Partisi çıkana kadar bir güvenlikleştirdiğini görmüyoruz. Ama toplumda biraz bottom up, yani aşağıdan yukarıya doğru hem ekonomik güvenlik anlamında işte işler çalınıyor, işte bizim işlerimizi alıyorlar, sigortası çalışıyorlar, daha çok kazanıyorlar, iş bulamıyoruz. İşte zaten Zafer Partisi'nin söylemlerinden de işte gidecek torba dolacak diye. Evet. Hem ekonomik güvenlik anlamında hem de toplumsal güvenlik, yani kültürel güvenlik anlamında. İşte bizim kültürümüze ters plajlarda şöyle geziyorlar, Arapça tabelalar var istemiyoruz gibi kültürel güvenlik anlamında toplumun bir yerde güvenlikleştirdiğini görüyoruz. Ve iktidar partisinin, belki son dönem bunlar çok gündeme gelmiyor ama Berk Hocam biraz önce dile getirdi. İşte bu aşağıdan gelen güvenlikleştirme baskısıyla biraz güvenlikleştirmeye yaklaştığını da görüyoruz. İşte biz bunları işte götürdüler, sınırları açarız, kapıları açarız. Ondan sonra işte otobüslere bindirip Edirne sınırına götürmeler gibi biraz daha böyle güvenlikçi politikaya yaklaştığını görüyoruz. Zafer Partisi de aslında toplumun bu hazır güvenlikleştirdiği, aşağıdan güvenlikleştirdiği olguya biraz yukarıdan buna ses olma noktasında, bunu kullanma noktasında, dedik ya işte güvenlik arkasında her zaman siyasi bir hedef vardır. Çoğunlukla da siyasi partiler noktasında bu hedef daha çok oy almaktır. Toplumdan daha çok oy almaktır. Toplumun şu kesiminden oy alayım, bu kesimden oy alayım gibi. Dolayısıyla bu oyları hedefleyen bir yaklaşım görüyoruz diyebilirim. O farklı bir süreç. Aşağıdan yukarı olması bence çok analizi gerektiren, irdelenmesi gereken bir süreç. Değerli hocalarım, çok teşekkür ediyorum. Katıldınız, geldiniz, görüşleriniz bizimle paylaştığınız için. Ama artık bu program 70 küsürüncü program oldu. Gelenekselleşen bir soruyla ben programı kapatmak istiyorum. Çok kısaca Berk Hocam, Başar Hocam, neler çalışıyorsunuz? Biz sizi bir daha hangi kitabınızla, kitaplarınızla programımıza davet edeceğiz? Berk Hocam? Ben aslında daha çok karşılaşmalı siyaset alanında çalışıyorum ve zaten bu kitap özelinde de eleştirel güvenlik meselelerini Türkiye siyasetine ve karşılaşmalı siyaset literatürlerine getirmeye çalışmıştım. Son dönemde Türkiye'de yaşanan otoriterleşme süreci üzerine araştırmalar yapıyorum ve aslında yakın zamanda eğer yetiştirebilirsem Türkiye'de inşa edilen bu otoriter rejim, rekabetçi otoriter olarak adlandırılan rejim üstüne bir kitap çalışması yapıyorum. Siz hocam? Ben eleştirel güvenlik çalışıyorum, barış çalışıyorum, barış çalışmaları çalışıyorum. İşte Kolombiya'daki barış sürecini orada gözlemleme fırsatım oldu, sağ çalışması yapma fırsatım oldu. İklim değişikliği, iklim güvenliği üzerine çalışıyorum ki bence çok kıymetli şu dönemde. O tür çalışmalar yapıyorum. Berk Hocam söylemedi ama bizi bir daha hangi kitapla davet edersiniz kısmını ben o zaman o spoiler'ı vereyim. Daha proje aşamasında diyelim. Türkiye'de Ordu diye bir çalışma yapmak istiyoruz. Ne güzel. Farklı farklı boyutlarıyla işte kadın askerlerinden, asker lojmanlarında yaşananlardan, darbelerden, işte çıkış garantilerine kadar böyle bir çalışma yapmak istiyoruz. İnşallah sonuçlandırabilirsek böyle bir çalışmayla da dahil olmak isteriz. Evet, ben de merakla bekliyorum. Çünkü bu kitabı da çok merakla ve dikkatle elimden geldiğince okumaya çalıştım. Senin İlker Hoca ile birlikte çıkardığın Post Kemalizm de yine ilgiyle okudum. Eminim ki bundan sonraki çalışmalarınızı da ilgiyle okuyacağım. Ben katıldığınız için, geldiğiniz için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bir programın sonuna geldik diyorum. Bu programda Berk Esen ve Başar Baysal hocalarla birlikte iletişim yayınlarından çıkan Eleştirel Güvenlik ve Türkiye Uluslararası İlişkilerde Alternatif Yaklaşım kitabını üzerine birlikte sohbet ettik. Herkese iyi günler diliyorum.